Herkese merhaba. Evet, bugün de çok güzel bir konuyu anlatacağım arkadaşlar size. Sinastre. Biliyoruz ki arkadaşlar, yani mesela insanlar hayatında en önem verdiği şeylerden birisi para, maddiyat. Bir diğeri de ilişkiler arkadaşlar. Yani çünkü insanoğlu bu hayata geldiğinde yani hep karşıt kutuplar birbiri çeker arkadaşlar. Çünkü evrenin yapısında zıtlık ilkesi vardır ve zıtlık olmadan evrende yaşam olmaz. Yani karanlık ve aydınlık, bakın ikisi, veya işte bir elektriği kullanıyorsunuz, artı eksi kutup. İnsan yaşamında da böyle arkadaşlar. Mutlaka bir zıtlık olur ve bu zıtlar birbirini çeker. Bu evrenin temel yasası. Bu nedenle hani sinastri haritalar çok önemli arkadaşlar. Yani hepimiz de hayatımızda bu sadece kadın erkek ilişkisi değil. Sinastri aslında arkadaşlar her türlü ilişki. Mesela biz Kazakistan'da işte bir inşaat işi, bir firma kurduk. Orada bir iş ortağımız var. Mesela ben onun da hani haritamıza bakıyorum. Ya diyorum, bizim sinastrimiz falan çok iyi falan. Bu her anlamda önemli arkadaşlar. İşte anne, çocuk veya kardeşler, akrabalar, eş, dost, yani illa bu sinastri demek kadın erkek haritası anlamında değil. Ama ben bugün biraz arkadaşlar kadın erkek ilişkisi konusunda sinastriden örnek şey sinastri hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar sinastri haritaları konusunda ipuçları vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Genelde biz sinastri haritalarına baktığımızda işte mesela kişinin Venüs'ü, Mars'ı, açılara bakıyoruz. Bugüne kadar birçok kişiyle görüştüm. Hiçbir, yani çok az insan, yani hemen hemen, yani çok nadir gördüm. İnsanlar kişilerin tanışma anını incelemiyor arkadaşlar. Ve ben size şunu söyleyeyim. Kişilerin tanışma anı, hani biliyorsanız saati veya şeyi, ama bilmiyorsanız günü, sinastri haritasından çok daha önemli. Bunu o kadar çok haritada gördüm ki arkadaşlar, inanamazsınız. Ve ben hani mesela o sinastri haritasında o tanışma anının kombinasyonları, transit, progresyon, solar ark, profeksiyon ve solar rütön haritalar arkadaşlar. Ben mesela hep size diyorum ya, solar rütön haritalar sır. Ya ben o kadar solar rütön harita gördüm ki, bildiğiniz o sene bir kişiyle karşılaşacağınızı gösteriyor. Bunu yine bazı videolarımda anlattım. Mesela benim Amerikalı arkadaşımla karşılaştığımız sene İşte üçüncü evimde kovadan kesmiş ASC, solar rütön haritamda ay karşıtlığı var. Ve benim IC noktamda 6 derece ikizler, benim Amerikalı kadim arkadaşımın ayı ikizlerde ve 6 derecede. Yani bana diyor ki sistem, sen böyle bir insanla geçmiş köklerinden ay karşıtlığı biriyle karşılaşacaksın. Bu yükselen kova, bu astroloji vesilesiyle karşılaştık biz arkadaşlar. Ve üçüncü ev kardeşliği anlatır. Bu benim hani haritamızdaki kombinasyonlar, üçüncü ev, orada ayın olması, onun ayının olması, ikizlerin kesmesi, bakın kardeşlik bağı. Ve yine arkadaşlar benim haritaya reloke ettiğimde Merkür'üm bu kişinin New Orleans'dan geçiyor. Onun haritasını benim doğduğum yere reloke ettiğimizde Merkür ve Neptün'ü benim doğduğum yerden geçiyor. Bakın bir kardeşlik bağını anlatıyor. Ya, o anın haritası bana bir bilgiler veriyor. İşte progres haritada IDSCM 3 progres IDSCM üçgen. Ya o kadar kombinasyonlar var ki. Bakın bana bir bilgi veriyor. Sonra kendi haritamızdaki kombinasyonlar, zaten ondan sonra o incelemeye geçtiğimizde arkadaşlar çok sıra dışı karmik bağlar falan görüyoruz. İşte mesela onun ASC'si 24 derece boğa, benim MCM üçgen. Benim ASC'm işte 8 derece, onun MC'si 8 derece kova ve onun Jüpiter'ine de üçgen benim az. Yani kombinasyonlara bakın. Bakın çok sıra dışı bilgiler. Hem geçmiş hayat, bu MC IC aksı arkadaşlar, geçmiş hayatla da ilgili bir karşılaşma anlatabilir. Bize çok sıra dışı bilgiler veriyor. İşte onun Jüpiter IC'sinde benim hani ASC'm üçgen, geçmiş köklerinden birisiyle hayatında zaten karşılaşacak, onun haritasını zaten belirtiyor. Hani o kombinasyonlar, bir de haritanın içindeki kombinasyonlar da önemli arkadaşlar. Nasıl bir insanla karşılaşacağınızla ilgili ipuçlar orada var.
Bunları dikkatli okumak gerekiyor. Mesela onun kuzey ay düğümü benim IC MC aksımdan geçiyor falan. Onun güneşi benim MC'ye 60'lık IC MC üçgen. Ya bakın bir sürü kombinasyon var. Bunları sinasi haritalarında arkadaşlar çok dikkatli analiz etmek gerekiyor. Özellikle yapabilirseniz arkadaşlar anın transitleri çok önemli. Eğer mesela saat 9'u 10 geçe akşam karşılaştığınız o kişiyle. Yine benim o Amerikalı arkadaşlar biriyle karşılaşıyor gökte tanışma anında gökte Kiron ASC'de Plüto MC'de efendime söyleyeyim IC'yi unuttum 4 aksta doluydu arkadaşlar ve tanıştığı kişinin de bu arada Kiron Koç'ta tanıştığı kişi de yükselen Koç ve bu kişinin yükseleniyle kavuşuyor ve bu kişinin de yükselen Kiron natal haritasında kavuşumu var. Yani geçmişle ilgili bir ya acı, bir yaralanma, bir travmatik bir durum olduğunu haritada Plüto MC'de, MC'de olması da yine çok geçmiş kökleriyle bağlantısını gösterebilir çünkü IC'ye karşıtı. Ve Amerikalı arkadaşımın da arkadaşlar benimle tanışmadan önceki sene Solar Return haritasında arkadaşlar ASC'de Uranüs, MC'de Plüto var. Tabii böyle düşündüğümüzde ne dersiniz? Yani kişi kaza geçmişti veya mesela MC kariyer statü falan acaba işini mi kaybetti falan öyle düşünebilirsiniz. Hayır böyle bir şey olmamış. Orada Plüto MC'de ben de şaşırdım. Yani ebeveyn bir kaybın oldu mu, baban oldu mu, şöyle oldu mu? Yok dedi. Oradaki Plüto direkt benimle alakalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunu nereden çıkardığımı söylerseniz yine karmik olarak karşılaştığım birinde de o kişinin karşılaştığım sene arkadaşlar Solar Return artı da Plüto MC'deydi. Ha, o kişiyle ilgili bir plütonik bir durumumuz olduğunu bunun ya geçmişle alakalı çok geçmiş köklerden bir bağımız olduğunu gösterebilir arkadaşlar. Plüto'yu ben hep şöyle nitelendiriyorum. Plüto, Neptün gibi gezegenleri hani illa geçmişle ilgili travmatik olmanın dışında çok önceki yaşamlardan hani çok çok önce yani bu o yüzden kadim arkadaşım diyorum bir karşılaşma durumunu anlatabilir. Bunu böyle sürekli karşılaştığınız kişinin de haritasında solar return işte transit progresyon bunları inceleyerek yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ve drakonik sinastri arkadaşlar inanılmaz derecede önemli. Lütfen ama lütfen drakonik sinastrinizi karşılaştırın. İnanılmaz bilgi edineceksiniz. Yani benim mesela drakonik haritamda mesela kadim arkadaşım Amerikalı. Benim drakonik yükselenim onun natal yükselenle aynı derece. Çok enteresan. Yine başka karmik karşılaşma dedim. İlk, onda da Plüto tepe noktası. Mesela onun drakonik güneşi benim drakonik Venüs'ümle kavuşumda. Bu arada benim drakonik Venüs'üm o kişinin natal ayıyla kavuşumda ve onun natal ayı da benim ASC'm üçgen. Şimdi geldik arkadaşlar gezegenler arasındaki açılara. Şimdi sinastri konusu çok derin bir konu arkadaşlar. Ama ben size burada bazı ipuçları vereceğim. Şimdi bunu anlatmaya kalksam bu başlı başına bir eğitim konusu ve aylarca sürer. Çünkü orada bir sürü kombinasyon var. Ama size burada çok temel ipuçları vereceğim arkadaşlar. Özellikle kadın ve erkek haritalarında en çok gördüğüm sinastri de çekim. Mesela özellikle kadın haritalarında arkadaşlar lütfen bunları not edin. 7. evde güneş inanılmaz bir çekim yaratıyor. Sadece bir hafta mesela bundan 2 yıl önceydi arkadaşlar. Bir hafta önüme baya bir sinastri haritası geldi. Abartmayacağım onun üzerinde bir sinastri haritası ama nasıl? Birkaç kişi yabancıydı, benden rica ettiler. O zamanlar ben böyle harita, ücretli harita yorumlamıyorum ama her gelenin haritasını yorumluyorum arkadaşlar. Bana soruyor birisi, mesela WhatsApp grubundan arkadaşlar var. Günde 8-10 kişinin haritasına baktım hatırlıyorum. Birine 1 saat yorum yapıyorum, birine yarım saat, birine 1,5 saat. İşte ya şuradan sinastri haritama da bakar mısın falan. Arkadaşlar bir hafta boyunca gelen bütün haritalarda gördüm. Mesela kadın haritasında özellikle DSC'ye de çok yakın olursa bildiğiniz inanılmaz bir çekim yaratıyor. Öyle böyle değil. Çekiyor. Bildiğiniz çekiyor. Kadın haritasında 7. evde güneş inanılmaz önemli bir etki. Yeni gördüğüm arkadaşlar buna Satürn tutkalı diyorlar. Satürn'ün güneş kavuşumları çok gördüm. Yani bunda işte erkeğin Satürn'ü, kadının güneşi veya kadının Satürn'ü, erkeğin güneşi fark etmiyor arkadaşlar. İnanılmaz derecede etkili.
Ya böyle bildiğiniz benim de karmik bir karşılaşmam var Rusya'dan. Tabii onda bir sürü kombinasyonumuz var haritada. Mesela benim Satürn'ün güneşiyle kavuşuyordu. Yani onunla bir aşk bağlantımız yoktu ama bir karmik karşılaşmamızdı. Hatta ben videosunu biz 10 dakika bir şeydi herhalde tam hatırlamıyorum. O karmik karşılaşmamızı o anki işte mesela onun benim Güneş ve Uranüs'üm onun Güney Ay düğümüyle kavuşuyor. Ve o kişiyle tanıştığım sırada arkadaşlar Uranüs benim Güney Ay düğümüne kavuşuyor. Yani bir geçmiş bağ ama bunun Uranüs'e bir etkisi olduğu haritada anlaşılıyor. Yine arkadaşlar benim gözlemlediğim mesela kadın haritasında Güneş 5. ev yine aşk böyle daha böyle aşk hayat aşk hani ben bunlara şey diyorum aşk uygun çünkü 5. evde bir de kişinin yükselene de güzel üçgen açı yapıyorsa bu çok güzeldir. Mars Venüs açıları olumludur. Evet yani genelde sinastide hep cinsel çekim anlamında Mars Venüs açıları söyleniyor. Benim gözlemledim arkadaşlar bunu kendi yaşamımda da deneyimledim. Venüs'ün iki tarafın Venüs'ün açıları da çok olumlu yansıyor. Yani mesela erkeğin de kadın da Venüs arasında bir açı varsa bu çok olumlu yansıyor. Venüs'e güzel açılar çok olumlu arkadaşlar iki tarafta da. Kadın haritalarında arkadaşlar erkeğin herhangi bir gezegeni kadının haritasında aks noktasını ASC'ye veya MC'ye açı yapıyorsa bu da çok değerli arkadaşlar. Ancak kadın haritasında özellikle Güneş ve Mars şey erkeğin haritasında Güneş ve Mars kadının ASC'sinin üçgense bu inanılmaz bir çekim yaratıyor. Sadece 7. evde Mars biraz sıkıntılı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. ASC'de de çok emin değilim sıkıntılı olabilir. Bunu aklınızda tutun arkadaşlar. Erkek haritasında da kadının Ay'ı Venüs'ü erkeğin ASC'sini veya DSC'sini yani sonuçta 60'lık veya 100, 120'lik ASC'ye mesela ASC 60'lık DSC 120 çok olumlu yansıyor arkadaşlar. Çok tanıştığım mesela karmi karşılaşmanın birisinin Rusya'daki kişinin Ay'ı 8 derece terazi benim DSC üçgen diğer karşılaştığım karmi karşılaşmanı Pluto MC dedim Amerikalı olmayan arkadaşım onda da yaklaşık 8 derece Koç'ta. Hani Drakonik Güneş'i Venüs Drakonik Venüs'ümle kavuşuyor dedim. Mesela o da ASC mi üçgen? Çok fazla bunu gördüm arkadaşlar. ASC DSC aksına çok önemli açılar. Satürn açıları arkadaşlar DSC'de sıkıntılı olabilir. Yani olursa da zorlayıcı olur. Hani hep Satürn 7. evi sever, terazidir. Bu kadar kolay değil arkadaşlar. Ancak Satürn'ün ASC, DSC aks noktalarının açıları da güzeldir. Mesela benim çok iyi tanıdığım bir arkadaşım var. Onun Satürn'ü 8 derece ayda çok iyi bir arkadaşım. Bakın 7. ev sadece ilişki değil arkadaşlar. İyi bir partner. Yani çok iyi bir birebir arkadaşlık. 7. evin diğer anlamı da bu. Birebir arkadaşlık. Mesela onunla böyle çok iyi bir arkadaşlığım var. Satürn onun yükselen yönü, Kova yükseleni. Zaten bir de bir tarafta da Merkür de benim DSC'm üçgen. Müthiş bir iletişimimiz var. İşte bunun gibi arkadaşlar aks noktadan açılar çok önemlidir. ASC DSC aksına açılar kişiyle ilgili daha onun hani çeker, onun karakterine de uygun. MC IC aksı arkadaşlar. Kariyer olarak herkes şöyle düşünebilir ya kariyer olarak çeker. Ben onu öyle düşünmüyorum arkadaşlar. Kariyer olarak evet yardımcı olabilir. Mesela MC kişinin MC'sine bir gezegeni gelmiştir. Ama ben orada biraz daha şöyle düşünüyorum. Kadersel karşılaşma. Arkadaşlar MC bir diğer anlamında şunu söylemiştim. Kozmik güçler veya kadersel etkiler. Bakın burada buraya olan açılar sizi kadersel olarak bir araya getirmiş olabilir veya geçmişten bağınızı da anlatabilir. Çünkü MC'ye açı, IC'ye de açıdır arkadaşlar. Bu kişiyle bir geçmiş bağlantınız olduğunu da anlatabilir. Gezegen hangisi olduğu önemli değil. Jenerasyon gezegenlerinin açıları çok sıra dışı etkiye sahiptir arkadaşlar. İnanılmaz bir titreşim olur. Mesela atıyorum sizin Plüton'uz kişinin DSC'sine üçgendir. Burada çok güçlü bir etki verebilir arkadaşlar. Jenerasyon gezegenlerini hiç şeye atma, almayınız. Sadece hani kadın haritasında erkeğin Güneş'i Mars'ı çok çeker. Erkeğin haritasında kadının Venüs'ü Ay'ı ama
Sonuçta mesela ben yine görüyorum arkadaşlar, hayatımda çok iyi anlaştım. Mesela kadının güneşi benim ASC'm üçgen. Çok iyi anlaşıyoruz ya. İlla birebir yani böyle ilişki yaşamaya gerek yok. Yani kişiyle ki mesela kişiyle iyi bir arkadaşlık kurabiliyorsunuz. Böyle düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar Sinasi'de mesela Jüpiter açıları, Jüpiter Merkür'e üçgendir. Ya bunlar olumlu yansıyabilir ama biraz önce bahsettiğim açılar arkadaşlar gerçekten en sıra dışı etkiye sahip açılardır. Aks noktalarına veya erkeğin güneşi ayı, güneş ve aya veya kadının güneş ve ayına olan açılar ya da yükselen yöneticisi arkadaşlar. Bunlar da gerçekten çok olumlu etkiler yapabilir. Sinasi ile ilgili arkadaşlar böyle kısa bir video yapmak istedim. Çok konsantre bilgiler verdim. Burada çok temel ipuçları anlattım size arkadaşlar. Sizlerden ricam şu. Sinasi haritalarında bunları dikkate alarak lütfen sizler de tanışma anlarınızı progresyonundur, solar arkıdır, transitleridir, profeksiyonudur. Bunları bir inceleyiniz. Ve sinasi haritanızda aks noktalarını hep böyle yok onun Venüs'ü benim şey mesela aks noktalarını arkadaşlar kimse dikkat etmiyor. Ya ben senin arkadaşım mesela benim bir arkadaşım vardı. Yok Juno falan bir şeyler söylüyor. Dedim ki mesela erkeğin onun işte Amerikalı kadim arkadaşım ya dedi böyle böyle falan. Ya dedim sen aks noktalarını açılara baktın mı? Bir baktım erkeğin Venüs'ü bunun yükseleni üçgen. Dedim bunları niye görmüyorsun? Arkadaşlar aks noktalarının açılar çok önemli. Lütfen bunlara dikkat ediniz. Yani tabii ki gezegenlere de açılar çok önemli ama aks noktaları ya işte mesela ASC. Arkadaşlar ASC asıl siz kimsiniz o ASC. Tabii ki bir kişinin bütünlüğünü güneş, ay birlikte tamamlıyor. Bu yüzden hani güneş, ay ve ASC açılar alacağız ama aks noktaların açıları unutmayacağız arkadaşlar. Evet bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Sizler de sinasi haritalarında bunları deneyimleyiniz. Tanışma anlarını anın haritalarında inceleyiniz ve gerçekten çıkan sonuçları sizler de şaşıracaksınız. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.